CNBC ekranlarındasınız. Emlak günlüğüyle karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Kızılbük GYO Müdürü Mahmut Sefa Çelik bizlerle birlikte. Mahmut Bey, öncelikle hoş geldiniz yayına. Teşekkürler, hoş bulduk Şafak Hanım. Eylül'ün ikinci haftasındayız. Yılın özellikle son döneminde hem gayrimenkul sektöründeki önemli gündem başlıklarını konuşacağız. Ama aynı zamanda siz gayrimenkulün yanına bir yandan da turizmi eklediniz. Hem inşa ediyorsunuz hem de turizmi aslında bir yandan da farklı bir bakış açısıyla bakıp bu alanı da niş bir alan olarak ilan etmeye de çalışıyorsunuz. Çünkü baktığımızda dünyada özellikle birazdan altını çizeceğiz. Önemli bir pazar olmaya başladı burada. Termal turizm, devre mülk. Hem dünyadaki bize lütfen pastayı anlatın, hem biz nasıl pay alıyoruz. Aynı zamanda burada sektörde nasıl bir yeriniz var, bunu konuşalım istiyoruz. Tabii bir yandan halka açık bir şirketsiniz. Performansı, finansalları da ele alacağız. Ben şimdiden izleyicilerimize de aktarmış olayım neleri konuşacağımızı. Simpaş olarak 50 yıllık bir tecrübe var, değil mi? Gayrimenkul cephesinde. Evet. Önce biraz son geldiğimiz noktada Simpaş olarak neredesiniz, neler yapıyorsunuz, Kızılbük nasıl bir payı oluyor, onu anlatabilir misiniz? Çok güzel ifade ettiniz. Bizim bu sene 50. yılımız. Simpaş'ın gayrimenkul sektöründe çok özel bir yeri var. Bu sektörde bugün standart olarak artık hayatımıza girmiş pek çok uygulamanın, pek çok tasarım kriterinin aslında ilk uygulayıcısı Simpaş oldu. Simpaş geçtiğimiz bu 50 yıl içerisinde pek çok konuda önce oldu. Bizim çalıştığımız taraf da Kızılbük özelinde yine Simpaş'ın bu öncü karakterinin bir yansıması. Biz hangi alana odaklandık? Biz çok farklı, çok niş bir alana odaklandık. Aslında hep yıllarca bu konuşulur ülkemizde. Termal turizm, termal turizmin faydaları, özellikle sağlık, iyileşme, well-being kavramları dünyada şu anda çok popüler. Bu kavramlara dönük aslında ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Yani ülkemizde binlerce yıllık geçmişe varan işte hani Roma hamamları, sonra Türk hamamları dediğiniz kültür aslında bu termal kaynaklardan geliyor. Yani bizim bu topraklarda yaşayan atalarımız bu suyun, termal suyun iyileştirici bu ve aslında hani iyileştirici hastalık yönüyle değil ama güzelleştirici, sağlıklı yaşama etkisini binlerce yıl önce keşfetmişler. Bugün özellikle bizim de proje yaptığımız Ege bölgesine baktığınızda 2000 yılın üzerinde tarihi geçmişi olan pek çok kaplıca noktası, termal kaynak noktası var çevremizde. Bunun yan terapileri, işte çamur terapileri vesaire baktığınızda hem tarihimizde hem kültürümüzde çok yer etmiş bir alan bu. Şu anda da dünyada trend zaten tabii bu ki, başlıklar. Tabii ki. Biz bununla beraber buna tabii Türk turizminin şöyle bir yapısal sıkıntısı var. Ne yazık ki biz özellikle Ege Akdeniz sahillerindeki turizmimizi 3-4 aya hapsetmiş durumdayız. Sadece mevsimlik, deniz, güneş, kum eksenine sıkışmış bir turizm yatırımımız var ekseriyetle. Bunun 12 aya çıkarılması hem yatırımların çok daha verimli işlemesi hem de atıl kapasitenin kullanılması açısından çok önemli. Ve biz hedefimizi burada koyduk. Dedik ki biz sahillerde de olsa 12 ay açık, 12 ay hizmet edecek turizm tesisleri yatırımları yapalım. Ve yine ülkemizin bu eşsiz kıymetli kaynağını değerlendirelim. Yani termal kaynaklarımızı, termal sularımızı aslında var olan bir takım tesisler var, var olan bir takım yatırımlar var. Bunun standartlarını çok daha yukarıya çıkaralım. Burada önce olalım istedik. Bununla yola çıkarak şirketimiz bu alana odaklansın istedik. İlk yatırımımız Marmaris'te ilk etabı bitti, tamamlandı. Bu yıl sonu, önümüzdeki yıl başında teslimlerimiz başlıyor. İlk etabımızı önümüzdeki sezon inşallah kullanıcıların hizmetine açmış olacağız. Burada bir de otelimiz olacak aynı zamanda. İkinci yatırımımız da şu anda daha henüz mutfakta ama ülkemizin belki de mineral oranı en yüksek kaynağının bulunduğu Balıkesir bölgesinde yer alacak. Biz bu yatırımlarımızı
bu alana dönük, bu niş alana dönük yatırımlarımızı bir zincir haline getirip yurt dışında da, yurt içinde de değişik bölgelerde de tekrarlamayı planlıyoruz. Peki bir zincirden söz ettiniz. Marmaris, Balıkesir dediniz. Bir evet. Sonraki etap ya da etaplar neler olacak? Nasıl bir burada çerçeveden bahsediyoruz? Bizim odağımızda az evvel de ifade ettim. Aslında ülkemizin termal kaynaklarının olduğu bölgeler var. Yani, bu bölgeler Bolu, Afyon, doğru muyum? Buralarda yani buralarda somut bir yatırımımız, bir arazi yatırımımız henüz yok. Yani yatırımcıları o manada yanlış bilgilendirmememiz lazım ama odağımızdaki alanlar bu coğrafyalar. Yine sahiller çok odağımızda. Çünkü bu ikisinin birleşimi önemli, güzel bir sinerji oluşturuyor. Yani aslında işaret ettiğinizde akla gelebilecek noktalar hani belli Denizli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Afyon evet, gibi evet. Ki Balıkesir'den söz ettiniz. Şu anda peki bir arayış var mı yoksa bunlar sadece yani şu anda zincire dönüşecek ilk etap Balıkesir daha sonra mı bakacaksınız diğer illere? Biz sürekli bu noktalarda bir takım araştırmalar, fizibilite çalışmaları, teklifleri değerlendiriyoruz masamızda. Bu bahsettiğiniz coğrafyalar sahiller yine hani özellikle Ege sahilleri aslında termal kaynaklar yönüyle çok zengin. Buralar tektonik bölgeler. Tektonik bölgelerde termal kaynaklar çok zengin. Bu noktalarda Ege sahillerinde, Akdeniz sahillerinde yine az evvel bahsettiğiniz İç Anadolu'nun değişik noktaları hep radarımızda buralara bakıyoruz. Peki bu noktayı biraz daha açalım istiyorum. Özellikle şimdi değinmeden de olmaz. Yani Marmaris'teki projenin ilk birinci etabı bitti. 2025 başında teslim evet. edeceğiz dediniz. Şimdi burada eleştiriler de söz konusuydu. Belki o eleştirilere de bir yanıt vermek istersiniz bölge açısından, devrim mülkün, projenin bulunduğu konum açısından. Şöyle bir takım eleştiriler oldu. Bunların bir kısmı tabii ki haklı eleştiriler de var ama önemli bir kısmında bir takım kasıtlı şeyler de oldu, ifadeler de oldu. Aslında burada basitçe şunun altını çizmek lazım. O bölgede yaklaşık 30 yıldır duran atıl bir yapı vardı. Aslında biz burayı satın aldık ve burayı dönüştürerek yani atıl kalmış orada gerek bölge turizmine gerek ülke turizmine aslında 30 yıl evvel hizmet etmeye başlaması gereken bir tesisi aldık. Bugünün koşullarında dönüştürdük. Yapısal olarak dönüştürdük. Günümüz koşullarına getirdik. Ve hizmet açıyoruz. Bunun altını çizmek lazım. Yani oradaki atıl yatırımın aslında dönüştüğünü, oradaki özellikle planlamayla ilgili, imar planlarıyla ilgili bir takım eleştiriler oldu ama yaklaşık 41 yıl önce yapılmış ve üzerine hiçbir yorum yapılmamış bir planlamadan bahsediyoruz ve ben şunu da söyleyerek bitireyim. Biz buradaki inşaat hakkımızın da sadece %67'sini kullandık. Yani buradaki inşaat haklarımız da özellikle doğa hassasiyetimiz nedeniyle, bölgenin hassasiyetleri nedeniyle kullanmadık. Kullanmayacak mısınız? Kullanmayacağız, hayır. %67'de kalacak. Kalacağız, evet. Peki, şimdi bu çok önemli bir başlık. Malum son zamanlarda hatta yaz aylarında da yine gündem olan bir başlık olduğu için, hatta söz hakkı da sizlere doğduğu için de bu soruyu da sormak isterim. Çok teşekkür ediyorum bu arada yanıtladığınız için de. Peki bu projenin tam olarak büyüklüğü nedir? Malum finansalların bilançolarında açıklandığı dönemde ki siz gerçi ilk çeyrek finansallarını açıkladınız. Birazdan onun da detaylarına bakalım. Ama bu projenin işte ikinci etapta bittiğinde nasıl bir büyüklüğü olacak? Tesisimiz yaklaşık 1200 devre mülkten ve 200 odalı bir otelden oluşuyor. 178 dönüm bir arazi üzerine kurulu bir tesis. Tabii bu anahtarlar genelde devre mülk ünitelerini yani 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 evler gibi düşünmemek lazım. Bunlardan da var tabii ama bunların geneli aslında yazlık bir ortamda bir hafta tatil yapabileceğiniz, içi iyi dizayn edilmiş ve bunun yan sosyal üniteleriyle oluşturulmuş bir konut yerleşkesi. Yani devre mülkü şöyle ifade etmek lazım. Kanun gereği de devre mülkler konuttur.
Fakat belli zaman dilimlerinde kullanıcısına veya sahibine özgülenmiş, tapusu onda olan konut binalarıdır. Aslında bizim burada yaptığımız tesis, Simpaş'ın uzmanlığıyla da bir konut yerleşkesi. Yaklaşık az evvel ifade ettiğim gibi 1200 konuttan oluşan bir konut yerleşkesi. Şimdi devre mülk ve devre tatil küresel pazarı büyüklüğü 80 milyar doların üzerindeydi. Şöyle bir araştırdım yayına girmeden ne kadardır diye. Hatta 80-87 milyar dolar düzeyinde. Biz peki neredeyiz ve ne kadar pay alabiliyoruz dünyadan? Bu yapılan yatırımlarla birlikte bu pazarın önü daha da açılır mı? Kuşkusuz biz burada yüzdelere bile vurulamayacak ölçüde küçük bir pay alıyoruz dünyada. Yani dünyada aslında özellikle Kuzey Amerika'da bu çok gelişmiş. Neden? Aslında çok mantıklı. Yani yazlık evlerin bir takım sıkıntılarını herkes bilir. Yılın belli dönemlerinde çok kısa süreli kullanılmasına karşın özellikle bakım, onarım, masrafları... Çok ciddi insanların sırtına yük getiren şeylerdir bunlar, yapılardır. Devre mülkler bu yönüyle çok daha mantıklı. Siz sadece işte tatil yaptığınız 15 gün veya bir haftanızı sahip oluyorsunuz ve sadece o döneme ilişkin bir takım yatırım masraflarını veya bakım onarım kullanım masraflarını ödüyorsunuz. Ve eş değeri otel konaklamalarıyla da kıyasladığınız zaman birkaç yılda çok rahatlıkla amorti eden yatırım tutarları var bunların. Ülkemizde bu ne yazık ki çok bu pazar çok gelişemedi. Bir takım bazı olumsuz örneklerin de bunda tabii çok etkisi oldu. Halbuki yasal altyapısı bizde çok kuvvetli bu işin ve çok eski 1983'te çıkmış yasal altyapısı. Fakat işletme yönüyle gelişememiş bir sektör. Yani ne yazık ki devre mülk kullanıcılarının önemli bir kısmı standardın altında, çok altında hizmet alıyorlar. Bu yönüyle de ülkemizde ne yazık ki belli bir noktaya gelemedi. Bizim iddialı olduğumuz ve üzerinde çok durduğumuz diğer bir konu da buradaki işletme standartları. İşletme standartları artık günümüz standartlarını yakalamalı, belli bir çizginin üzerinde olmalı. İnsanlar kaliteli hizmet almak istiyorlar. Özellikle yılın sadece belli bir döneminde tatile gittiklerinde bir takım olumsuz veya düşük standartlı hizmetlere maruz kalmak istemiyorlar. Biz bu konuda da aslında iddialıyız. Onu göstereceğiz inşallah müşterilerimize. İşin bu yönü, bu yönündeki olumsuzluklar nedeniyle ülkemizde ne yazık ki çok fazla gelişmedi. Ama özellikle bizimki gibi iyi yatırımların sektöre öncü olacağını düşünüyoruz. Bu arada finansalları da ekrana yastık az önce. İlk çeyrek finansallarına baktığımızda hem net kârda hem de parasal pozisyon kazançlarında %200'ün üzerindeki artışları takip ettik. Okuduk finansallarda bunlara özellikle dikkat çektiği için de not aldık. Esas faaliyet kârında da %586, favöklü ise %254'lük bir gerileme söz konusu. Ama burada net dönem kârı yılın ilk çeyreğinde %242 artışta 448.19 milyon lira olmuş. Buradaki artışların arkasında ne vardı? Bu artışlar devam eder mi? Biraz ilk çeyrek finansalları üzerinden de gidelim istiyorum. İkinci evet. Çeyreği tabii bir yandan bekliyoruz. Yani gayrimenkul sektörünü bir sanayi gibi değerlendirebilir miyiz? Burada dönemler mi etkili? Yoksa bildiğim kadarıyla yıl sonu daha etkili oluyor. Biraz da bunu anlatmanızı rica edeceğim. Nasıl okumalıyız şimdi finansalları? Şafak Hanım, gayrimenkul özellikle konut geliştiren veya bizimki gibi devre mülk geliştiren firmaların bilançolarını biraz farklı okumak lazım. Yani bizim tabii ki bir takım hazır değerlerimiz var. Bunların yeniden değerlemesi veya bir takım arizi kazançlarımız var. Bunların bilançoya yansıması oluyor, mutlaka oluyor. Ama bizim esas faaliyet kârımızın ortaya çıktığı dönemler çok sınırlı. Aslında biz birkaç yıl, işte 3 yıl süresince işte ön satış yapıyoruz. Ön satış gelirlerimizle yatırımlar yapıyoruz. Bunların bilançoya yansıması genelde hem aktif tarafında hem pasif tarafında bir takım dengelerle gidiyor. Yani bir ön satışlarla tahsilatlarımız, diğer tarafta yatırımlarımız. Ama asıl karlılığımızı belirlediğimiz nokta bizim teslimle beraber oluyor. Yani bir sanayi kuruluşu
fabrikasında ürettiği veya bir hizmet kuruluşu sürekli ürettiği hizmetle ilgili bir takım faturaları keser, maliyetleri oluşturur dönemsel olarak ve karlılıklarını da net şekilde dönemsel olarak ortaya koyabilir. Biz bunu yapamıyoruz. Bizim 2 veya 3 yıllık inşaat dönemimizin sonunda kestiğimiz faturalarla ancak işte geçmişe dönük 2-3 yıllık karımızı realize edip bunu da bilançoda gösterebiliyoruz. Dediğiniz rakamlar bizim için olumlu rakamlar, fakat henüz müşterilerimize teslim yapıp bunları bilançomuza yansıtamadığımız için gerçek karlılığımızı ve gerçek performansımızı biz Kızılbük olarak henüz yatırımcılarımıza gösteremedik. Bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl içerisinde ciddi miktarda teslimlerimiz olacak. Buradaki karlılıklarımız da bilançoya bu manada olumlu yansıyacak diye düşünüyoruz. Peki, yani zaten ilk etap 2025'in başı, 2024'ün evet, bu yıl sonunda itibariyle da, demiştiniz. Bu yıl sonunda da teslimlerimiz var, önümüzdeki yılda teslimlerimiz var. Dolayısıyla bilançomuza yansımaları bu önümüzdeki çeyrek dönemler içerisinde veya yıl sonunda göreceğiz. Yani 2025'in sonunda da ikinci etap teslim edilmiş tabii olacak değil evet, mi? Evet. Planlama bizim, öyle. Bizim hem bu sene hem de önümüzdeki sene fiili teslimlerimiz ve bu fiili teslimlerden kaynaklı müşterilere faturalarımızı kesmiş. Dolayısıyla bu kestiğimiz faturalardan kaynaklı karlılığımızı, zararımızı da bilançoya yansıtabildiğimiz bir dönem olacak. Peki şimdi burada önemli noktalardan biri de, ki programa başlarken altını çizdiniz, turizmle girdiniz aslında. İşin inşaat evet. boyutuyla değil, turizm sektörüne bir katkı vereceğinizden söz ettiniz. Bu tarz projelerin peki büyük projelerin bölgeye nasıl bir katkısı var? Bölgeye nasıl katkı sağlamayı planlıyorsunuz? Aynı zamanda proje tam anlamıyla bittiğinde hedefleriniz var mı bu noktada da? Şimdi bölgesel olarak, ya daha doğrusu turizm bölgelerimizin temeldeki en büyük sıkıntısı sürdürülebilirlik. Yani baktığınız zaman sadece 4 aya, özellikle Marmaris için söylüyorum. Yani bunun sıcak sezonu 4 aydır. Ama hani biraz daha zorladığınızda sezon önünde ve arkasındaki aylarınızı, iyi bir turizm tesisi 6 aydan fazla açık kalamaz Marmaris bölgesinde. Bunun pek çok olumsuz tarafları var. Birincisi, yatırımcılar açısından işin fizibilitesi ve tesislerin emre amade açık, diri şekilde tutulması. Yani siz burada 12 ay açık bir tesisinizle ilgili tesisin yenilemesi, turizm tesisleri biliyorsunuz çok hızlı yıpranır. Gayrimenkul sektöründeki diğer fonksiyonlara göre, bir ofis yapılarına göre, bir konut yapılarına göre turizm tesisleri çok daha hızlı yıpranan tesislerdir. Bunların yenilenmesi gerekir. Fakat siz sadece açık 6 ay para kazanabildiğiniz veya işte 4 ay para kazanabildiğiniz, bunun en dramatiği aslında kayak otelleridir. Kayak otelleri genelde, özellikle ülkemizde, kötü koşullardadır. Neden? İşte yılda sadece birkaç ay açık kalırlar. O sezonlarda da fiyatları gerçekten çok yüksektir. Yani ulaşılabilirliği ve yatırımın sürdürülebilirliği açısından çok olumsuz örneklerdir mesela. Kıyıdaki oteller de nispeten böyle. Biz bu olumsuzluğu belki bölgedeki tek 12 ay açık tesis olacağız, resort olacağız. 12 ay açık tek resort olacağız. Bu olumsuzluğu bu yönüyle aşmış olacağız. Bir diğer konu da istihdam konusu. Yine müşterilere iyi hizmet verebilmek için ve kaliteli bir hizmet verebilmek için ekibinizin sürdürülebilir bir standartta oluşturulması lazım. Ama genelde bu tesislerde hep mevsimlik istihdam olur. Mevsimlik istihdam da arka taraftan direkt hizmet kalitesini düşürür. Bu manada da ciddi bir katkısı olacağını, yani 12 ay açık bir tesisin bölgedeki istihdama da ciddi katkısı olacağını düşünüyoruz. Tabii bizim tesisimiz öncü bir tesis, şirketimiz öncü bir şirket. Bölgedeki termal turizmin hareketlenmesine, bölgenin bir termal destinasyon olmasına katkısı olacağını da ayrıca düşünüyoruz. Peki profil nasıl burada? Özellikle son dönemde yabancı profiline baktığımızda da Rusların Marmaris'i çok tercih ettiğini biliyoruz. Mesela sizin projede yabancı ağırlığı nedir? Yabancı yok bizim. Biz tamamen
yerli müşteriye hitap ediyoruz. Hiç yabancı müşterimiz yok. Devre mülk satışı tarafında söylüyorum ama otel açıldığında Marmaris'in sevdalısı genelde İngilizler. Evet. O bölgeden, İngiltere'den çok fazla turist alır. Yine ikinci sırada dönemsel olarak değişmekle beraber Rusya Federasyonu veya Almanya'dan ciddi şey alır, turist alır. Otel tarafında da yine müşteri profilinin yerliyle beraber bu yabancı profile de hizmet edeceğini söylemek lazım. Peki son olarak 2025 için planlarınız arasında bizimle paylaşmadığınız başka notlar var mıdır? 2025'te ne planlıyorsunuz? İnşallah Balıkesir projemizi lanse edeceğiz. O şu anda mutfakta. O da çok özel bir iş olacak. Ama detaylarını inşallah kısmet olursa lansmandan sonra paylaşalım. Peki bir de 2025'te gayrimenkul sektöründe durağanlık ne zaman sona erer? Yılın ikinci yarısında bir hareketlilik sona olur, yani bir hareketlilik başlar mı? Çünkü son dönemde yeni projeleri de aslında hani sizin dışınıza sektöre baktığımızda da yeni projelerin olabileceğine yönelik de açıklamalar var. İsimler telaffuz ediliyor, projelere isimler konuluyor. Biraz daha hareketlilik söz konusu olabilir mi önümüzdeki yılın ikinci yarısında? Aslında bu genel ekonomi politikalarıyla çok paralel. Özellikle konut sektörünün iyi olabilmesi için konut kredilerinin belli bir oranın altında olması şart. Biz psikolojik olarak bunu her zaman %1'ler seviyesinde, aylık %1'ler seviyesinin altında olmasını hep arzu ediyoruz, istiyoruz sektör olarak. Ama şu anda 3'leri konuşuyoruz. 3'ler seviyesinde konut kredilerinin olduğu bir piyasa ortamında ne yazık ki sektörün konut satışlarının belli bir seviyeye gelmesi, iyileşmesi, piyasanın iyi olmasından söz etmek çok zor. Bunun yanında konut için tabii maliyetler de çok önemli bir etken. Özellikle son bir yıla baktığımızda konut maliyet endeksinde ciddi manada işçiliğin çok belirgin şekilde arttığını görüyoruz. İşçilik endeksi son bir yılda %110 mertebesinde artmış vaziyette. Evet. Burada da ciddi bir nitelikli eleman sıkıntısı var. Maliyetlerde ciddi artışlar var. Verimliliklerde çok ciddi düşüşler var. Bu da konut üretimini bu manada şey yapacak, aşağı çekecek bir durum. Bakalım konut kredilerinin piyasa ortamının iyileşmesi konut sektörü için de iyi olacak diye umuyoruz. Takip ediyor olacağız. Mahmut Sefa Çelik çok teşekkürler aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Değerli izleyenler, devam.